Всем привет, Херкеза Мерхаба, Элли Биринджи, Бөлюм, 51-я часть. Мы продолжаем с вами изучать новые слова. Ени келимелери өренмее давам эдиюрус. Бираз даха зор келимелер чыкачак каршыныза, ама эски келимелери сыкча куланылан бөйле, онлара да бакачаз ве текрар эдичаз, аклымызда калсын, дие. Başlayalım isterseniz. Первое слово настаивать. 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 Настаивать стоять fiilinden geliyor. Стоять durmak. Yani böyle sert durmak diyeyim. Nasıl diyeyim? Daha baskılı bir şekilde durmak. Anlamını getiren bir sözcük. Anlamı da ısrar etmek. Israr etmek. Örneklere bakalım. Ты продолжаешь настаивать. Ты продолжаешь настаивать. Israr etmeye devam ediyorsun. Israr etmeye devam ediyorsun. Evet. Я настаиваю. Возьмите эти деньги. Я настаиваю. Возьмите эти деньги. Rica ediyorum. Yani ısrar ediyorum aslında. Ama burada biraz daha olumlu mana taşıdığı için rica ediyorum diye yazdım ama burada bir ısrar vardır. Rica ediyorum bu parayı alın. Bir sonraki kelime воспоминание. 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 Помнить, hatırlamak, вспоминать, hatırlamak, воспоминание, hatıralar. Аналаждар. Эти воспоминания очень дороги для нас. Эти воспоминания очень дороги для нас. Bu anılar çok değerli bizim için. Да bu anılar bizim için çok değerli. Daha doğru olacak sanırım. Воспоминания о тебе, ikinci örnek. Воспоминания о тебе не дают мне покоя. Yani ayrılmış bir çift düşünelim. Onlar için geçerli. Воспоминания о тебе не дают мне покоя. Seninle ilgili hatıralar beni rahat bırakmıyorlar. Aslında burada bana huzur vermiyorlar düz çevirirsek. Ama ben Türkçesini şu şekilde yazdım. Beni rahat bırakmıyorlar. Oysa ki покой huzur demek. Не дают мне покоя, bana huzur vermiyorlar. Beni rahat bırakmıyorlar demektir. Evet, воспоминания, hatıralar. Успешный, 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 başarılı. Burada bir sıfat olarak yazmışım. Burada bir sıfat olarak yazdım. Я успешный человек. Я успешный человек. Бен башарылы бир инсаным. Бен башарылы бир инсаным. Успешная сделка. Успешная сделка. Бурда сделка келемеси дишиль олду ичин. Успешная. Ая olacak. Эки bu sıfatın. Сделка а ile bittiği için zaten buna işaret ediyor. Başarılı iş ya da başarılı anlaşma. Evet. Üçüncü. Успешное начало. Успешное начало. Ое ile bitiyor. Yani bu nötr. Успешное начало. О ile bittiği için nötr oluyor. Ona göre de sıfat çekimi ne yapıyoruz? Успешное начало olacak. Başarılı başlangıç. Ve çoğuluna bakalım. Успешные люди. Успешные люди. Başarılı insanlar. Başarılı insanlar. Buradaki ek ıyı. Iyı. Çoğul eki. По-другому. По-другому. Другой sıfatından geliyor. Другой yani öbür demek, diğer demek, farklı demek.
По-другому ise başka türlü, farklı, farklı biçimde. Я думаю по-другому. Yani ben farklı düşünüyorum demek istiyorsanız. Я думаю по-другому. Mutlaka ortada bir küçük çizgi duracak, kısa çizgi duracak. Ben farklı düşünüyorum. Ben farklı düşünüyorum. Мы не сможем жить по-другому. Мы не сможем жить по-другому. Biz başka türlü yaşayamayız. Biz başka türlü yaşayamayız. Bir sonraki kelime раньше. Раньше. Раньше рано kelimesinden geliyor. Rada ранний. Yani erken bir sıfat olarak ранний. Bir zarf olarak рано olacak. Раньше ise daha erken, eskiden demektir. Örneklere bakalım. Чтобы не опаздывать, нужно вставать раньше. Чтобы не опаздывать, нужно вставать раньше. Geç kalmamak için daha erken kalkmak lazım. Geç kalmamak için daha erken kalkmak lazım. Cümlenin başında чтобы kelimesi var. Onu чтобы olarak yazıyoruz ama ЧТ birleşiminde ШТ olarak okuyoruz. Bunu unutmayalım. Чтобы değil, чтобы diyoruz. Ш olarak telaffuz etmemiz lazım. Чтобы. Ama yazarken mutlaka bu şekilde yazacağız. İkinci örnek ise раньше ты не была такой. Раньше ты не была такой. Eskiden sen böyle değildin. Eskiden sen böyle değildin. Burada не была karşımızdaki insan bayandır, kadındır. Çünkü a ile bitiyor. Ты не была. Erkek için ise не был olacak. Не был. Kadın ise не была. Evet. Раньше ты не была такой. Eskiden sen böyle değildin. Bir sonraki kelime остановиться. 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 Durmak, kalmak. İ harfine vurgu düşüyor. O harfleri vurgusuz olduğu için A gibi okunuyor. Остановиться. Örneklere bakalım. Машина остановилась на светофоре. Машина остановилась на светофоре. Araba ışıklarda durdu. Araba ışıklarda durdu. Остановиться kelimeden gelen остановка kelimesinin anlamı ise duraktır. Остановка durak. Durak kelimesi de var Rusça'da. Durak aptal demektir. Türkçesi de bu şekilde. Burada biraz karışıklık olabilir ama biz bilelim ki остановка durak, durak ise aptal demektir. Evet. Мы остановились в отеле. Мы остановились в отеле. Biz otelde kaldık. Biz otelde kaldık. Возможность. 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 İmkan, fırsat. İmkan, fırsat. Возможность. Ortadaki o vurgulu. O yüzden o gibi okunuyor. Diğer ikisi a gibi. Возможность. Возможность. У нас нет такой возможности. У нас нет такой возможности. Родительный падеж olacak. Нет kelimesi zaten var ise bu neye belirtiyor? Родительный падежин olduğuna belirtiyor. Olduğunu belirtiyor. У нас нет такой возможности. Кого чего? Kimi, neyi? Sorusuna cevap veriyor. Öyle bir imkanımız yok. Öyle bir imkanımız yok. Это такая возможность. Ya da şöyle diyelim. Это такая возможность. Ünlem koydum zaten. Это такая возможность. Bu bir fırsat. Değerlendir.
Evet, это такая возможность. Burada ise anlamı fırsattır. Таким образом. Таким образом. Таким образом. Yine vurgusuz o harfleri a gibi okunuyor. Obrazam. 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 Evet, böylece bu şekilde. Böylece bu şekilde. Таким образом мы заработали больше, чем в предыдущем месяце. Таким образом мы заработали больше, чем в предыдущем месяце. Böylece bir önceki aya göre daha çok kazandık. Böylece bir önceki aya göre daha çok kazandık. İkinci örnek. Таким образом я быстро закончил работу. Bu şekilde işimi hızlıca bitirdim. Bu şekilde işimi hızlıca bitirdim. Таким образом я быстро закончил работу. Тапочки. Тапочки. Тапочки ev terliği demek. Bazen tapki da diyebiliriz ama çoğu zaman tapочки diyoruz. Tapочки. Evet. Dışarıda giydiğimiz terliğin kelimesi farklı olacak. Onun birkaç çeşidi var. O yüzden burada belirtmiyorum. Eğer tapочки duyduysanız bilin ki bu ev terliği. Где мои тапочки? Где мои тапочки? Terliklerim nerede? Где мои тапочки? Terliklerim nerede? İkinci cümle. Солнышко. Принеси мне, пожалуйста, мои тапочки. Солнышко, принеси мне, пожалуйста, мои тапочки. Lütfen terliklerimi getirir misin canım? Lütfen terliklerimi getirir misin canım? Burada canım kelimesi Rusça'da ben солнышко diye yazdım. Солнышко güneşim demektir. Güneşçim demektir. Ama Türkçe'de fazla kullanılmadığı için canım diye yazdım. Ama anlamını bileceksiniz. Evet, bu şekilde rica cümlesini kullanabilirsiniz, kurabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Sonuna kadar izlediğiniz için. Lütfen beğendiyseniz beğen. Daha abone olmadıysanız abone olun. Zil açmayı da unutmayın. Yeni videolar mutlaka gelecek. Ve Rusça öğrenmeye devam edeceğiz. Biri geçişi be. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. До встречи. Всего доброго. До свидания.